başvuru tarihleri bile farklılık gösterir. Kimi üniversitenin Ocak'ta kapanırken başvuruları, kimisi Mart sonuna kadar bu başvuru süresini uzatabilir. Bunları her zaman için en yetkili şekilde üniversitenin web sayfasından öğrenebilirsiniz. O yüzden de her özellikle kafanızda olan, aklınızda olan bir üniversite varsa sık sık o üniversitenin web sayfasını kontrol etmenizde fayda var. Tabii önceliklere değişiklik gösterebilir. Kimi üniversite öğrencinin not ortalamasını ve sınav sonuçlarına bakarken kimi de iş tecrübesini önemli düşünür ya da işte onun yaptığı farklı çalışmaları önemli düşünebilir. Bunlar her zaman siz zaten web sayfalarında bulunur. Ücretler 15 bin dolardan başlar en uygun şartlarda ama 60-65 bin dolara kadar da çıkan üniversitelerde vardır. Ama bu konuda da şeffaftırlar. Her zaman için web sayfalarında tuition başlığı altında, tuition and fees başlığı altında üniversite ücretleri göreceksiniz de zaten. Efendim? Kültürleri itibariyle de kötü şeyler ama şey, ikiye bölünüyor şey, para. Tabii. Sonbahar ve Ocak programın içerikleri farklı olabilir. Şimdi siz mesela burada Türkiye'de makine mühendisliği okuyorsunuzdur ama üniversiteye bakarsınız ki makine mühendisliği diye bir mechanical engineering diye bir şey görmezsiniz. Ama o aslında malzeme mühendisliği olarak geçer. Yani ismi farklıdır ama aslında içerik aynıdır. Bunları her zaman için course description'dan, fakültelerin web sayfalarından görebilirsiniz. Size uyan bir program mı değil mi diye. Aslında bu Fulbright kurslara başvururken de önemli. Sizler formunuzda üniversite isimlerini yazdığınız zaman onunla ilgili gerçekten detaylı bilgiye sahip olmanız gerekecek. Size çünkü mülakatta özellikle sorarlarsa niye bu üniversite diye. Çünkü işte Kaliforniya'nın ilgini güzelmişlerseniz etkili olmayacak tabii ki. Ama o üniversitenin şu bölümü var, şöyle bir program var. Hatta spesifik ders isimlerini bilebilirseniz o ders isimlerini de sizin için çok büyük artı olacaktır. Çünkü sizi mülakat eden kişiler bu kişi gerçekten araştırma yapmış diye düşünecektir. Aynı şekilde tabii üniversite başvururken de bu bilinç önemli. Kampüsler farklılık gösterir. Kimisi böyle sizin üniversiteniz gibi şehre yakın ama aslında ayrı bir kampüstür. Kimi de şehrin içinde farklı farklı binaları olan kampüslerdir. Özellikle büyük şehirlerde, New York, Chicago, San Francisco gibi şehirlerde bu tarz daha çok görülür tabii kampüs dışı üniversiteler, şehir üniversiteleri. Sizin önceliklerinizle ilgili, nerede, nasıl okumak istiyorsunuz bunları çok iyi düşünmeniz lazım. Çünkü bir hayat da geçecek yani akademik hayat dışında aslında orada bir hayatınızın bölümde geçiyor olacak. Şimdi Amerika'ya başvurmak için bu genel bir bilgi olarak size vermek istiyoruz kendi bireysel başvurular üzerinde çevrenizdeki kişiler için. Süreç tabii farklı işliyor burada. En az bir yıl önceden hatta mümkünse bir buçuk yıl önceden başlamamız gerekiyor. Çünkü istedikleri evrakları derleyip toparlamak, sınavlara girmek, özellikle de başvuru tarihleri yaklaştıkça sınavların zorunluluk oranları değişebiliyor. Yer bulamayabiliyorsunuz, TOEFL sınavı da olabiliyor birden, işte GRE için yer bulamayabiliyor gibi. Bu yüzden zamanında hareket etmek, referans mektupları zamanında istemek bunlar çok önemli. Transkriptleriniz her zaman için kafanız arka içinde olacak. Lisans için başvuruyorsa kişi zaten lise transkriptini verecek. Sizler için en son bitirdiğiniz programın transkripti ya da doktora için hem lisans hem yüksek lisans gerekiyor tabii ki. Bir CV oluşturmanıza her zaman için fayda var. Bu CV'yi önceden, üniversiteye başvurmadan önce özellikle çalışmak istediğiniz bir hoca varsa bu doktora için daha geçerli tabii. Kendisine gönderebilirsiniz ve sizi daha yakından tanısınız. Diplomalarınız önemli. Referans mektupları her zaman için önemli. Fulbright kurslarında da önemli. Bireysel başvuruları önemli. Yalnız şöyle bir yanılgıya katılabiliyor kişiler. Referans mektubu için şey diyebiliyor. Benim işte X üniversitesindeki rektör, işte akrabam ya da işte dekan yardımcısı çok yakın bir tanıdığım. Ben öyle bir kişiden alırsam şeyde ünvanı da kuvvetli benim için etkili olur. Aslında hiç böyle bir şey yok. Bizim burslarımız için de geçerli. Önemli olan kişinin sizi akademik olarak gerçekten iyi tanıyor olması ve sizin akademik çalışmalarınızla ilgili gerçekten olumlu ve detaylı bilgi yazıyor olması. Yani doktor da olabilir, referans mektubu olacağınız kişi doktor ünvanına da sahip olabilir, profesör de olur. Ünvanların hiçbir önemi yok. Önemli olan sizi gerçekten iyi tanıtabilecek bir kişi olması. Banka teminatı isterler. Bu daha çok tabii vize başvurusunda geçerli ya da bireysel başvuruda tabii sizin maddi kaynaklarınızı bilmek isterler. Ki oraya gidip de geri dönmek durumunda kalmayın. Size sponsor olacak bir kişi bu kaynağı gösterir. Bu amcanız olabilir dayınızda ama önemli olan sizin eğitim
masraflarınızı karşılayacak kişinin tabii ki maddi pozisyonu olacaktır. Kompozisyon, işte bizim az önce de bahsettiğimiz nitelikte aslında niyet mektubu diye de geçer bunlar. Bunlar bazen bir, bazen daha fazla olabilir ama genelde bir kompozisyon yeterli olacaktır. SAT, SAT sınavına duyan var mı daha önce? SAT ve SAT, evet yani şöyle aslında ADST de bu lisans başvurusunda girilen sınavlar. Nasıl ki GRE, yüksek lisans ve doktora için de GRE sınavına girmeniz gerekiyor, ADST'e benziyor. SAT de bir lise öğrencisi bitirdikten sonra Amerika'ya başvuruyorsa SAT sınavına ya da onun dengi olan yine daha başvuru ücreti biraz daha az olan bir ACT sınavı var, ona başvuruyor. Üniversite sınavı gibi aslında bizim. Çok daha seçmeli soruların olduğu. Ama aynı zamanda konu testlerinin de olduğu bir sınav. Bunlar tabii daha detaylı olarak merkezlerimizde anlatılıyor öğrencilere. Work sample dediğimiz şey ise daha çok doktora başvurularında istenen bir belgedir. Bu da ne olur? Mesela yüksek lisansa tez yazmışsınızdır. Onun en can alıcı kısmını work sample olarak sunarsınız ki kişilerin dikkatini çeksin. Ya da yazdığınız bir makale var, ama makalenin bir bölümünü de work sample olarak gönderebilirsiniz. Mülakat yapabilirler. Peki nasıl yapabilirler sizce mülakatı? Skype üzerinden, daha çok bu zamanlarda Skype üzerinden görüntülü olarak yapılır daha çok. O yüzden yine böyle kılık kıyafeti tabii ki dikkat etmek gerekecektir. Karşılık kişi üzerinde olumlu bir etki bırakmak için. Ya da burada bir mezunları vardır. Hocalarınızdan biri bile olabilir. O üniversiteden mezun olmuştur. Ona çok güveniyorlardır. O sizi bir gün bir yere davet eder ve birebir üniversite için mülakat yapabilir. Bu tabii daha çok MBA başvuruları için daha çok olur diye düşünüyoruz. Ek belge olarak Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültesi mezunlarına portfolyo da istenebilir. Öncelikle çizimlerini, çalışmalarını görmek için. Bunların da hep bir formatı vardır. O yüzden de web sayfalarını çok dikkatli okumak, biraz hani Türk mentalitesinden belki çıkıp onların istediği şekilde her zaman için uymak gerekecektir. Şimdi başka neler yapabilirsiniz? Tabii onlara bakalım. İngilizce eğitimi alabilirsiniz ki hocanız da zaten İngilizce öneminden bahsetti. İngilizce gerçekten artık olmazsa olmaz, sadece o bile yetmiyor biliyorsunuz. Hep bir üçüncü dile artık ihtiyaç duyuluyor. Kısa programlara gidebilirsiniz. Diploma olabilir, bunlar sertifika programları olabilir. Türkiye'de de yaygınlaştı. Ki bunların avantajı olur size. Böyle bir programa gittikten sonra eğer üniversitenizde buna imkan sağlıyorsa belki kredilerini de burada saydırabilirsiniz. Bu da sizin için ders açısından avantajlı olacaktır. Doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri araştırma ve proje için gidebilirler. Bir kütüphane araştırması olabilir, laboratuvar olabilir. Bu tarz çalışmalar olur. Uzaktan eğitim, distance education dediğimiz aslında hiç ülkenizden çıkmadan bilgisayar üzerinden eğitim alıp ama aynı zamanda orada bir sertifika programının sertifikasını ya da bazen diplomaya kadar giden programlar olabiliyor. Stajlar tabii ki çok çeşitli ve farklı amaçlar için olabiliyor ve hep bahsettiğimiz lisansüstü programlar. Şimdi dil eğitimine bakarken sizin üç tane düşünmeniz gereken ana şey var. Amacınız ne? Amacınız elementary'den yani temel düzeyden pre-intermediate, gerçi çok yakın ama elementary'den intermediate'a mı gelmek yoksa advanced'a mı gelmek, ama biraz tabii gerçekçi olmak lazım. Yani süre çok önemli burada. Yaz için gidiyorsanız 3 ayda bu biraz imkansız gibi gözüküyor. Bir kere amacınızı belirlemeniz lazım. Amacınız ne? TOEFL kursu mu ya da bir seviye atlamak mı? Ve bütçeniz ne? Genellikle aylık olarak bir okulları 1500 dolar civarındadır. Bunları dediğiniz gibi zaten okullardan öğrenirsiniz. Buna bakacaksınız. Yapmanız gereken basit bir başvuru formları vardı. Online olarak doldurdunuz. Onu doldurursunuz. Bir başvuru ücreti vardı. Bu da çok yüksek olmaz. Yine onları zaten sizi bilgilendirirler. Banka mektubu alırsınız yine vize için gerekli. Ve size bir I-20 formu gönderilir. Şimdi I-20 formu vize başvurusunda yanınıza götürmeniz gereken bir form. Çünkü biliyorsunuz artık Amerika'ya vize almak öyle çok kolay değil. I-20 formu sizin kabul aldığınız dil okulu ya da bu bir üniversite de olabilir. Üniversitenin ismi yazan ve sizin oraya kabul aldığınızı gösterir. Bu da sizin F1 öğrenci vizesi almanızı kolaylaştırır. Bu Fulbright kurslarına RS2019 formu olarak geçer. Aynı şekilde yine okul ismi geçer. Bunlar her zaman için vize görüşmelerinde şart olan belgelerdir. Görmüş olduğunuz tabi biraz ışıktan dolayı belki görmüyorsunuz ama
Bize dağıttığımız A4 kağıtlarında o faydalı web sitelerinde yine dil okulu araştırması için kullanacağımız siteler mevcut. Bu sitelerden de her zaman için dil okulu araştırması yaparken faydalanabilirsiniz. Kısa programlar extension programları olarak geçer. İşletme, grafik, medya gibi alanlarda olur. Daha çok University of California sisteminin başlattığı programlardır bunlar. Bu anlamda tabii sizin için, alanınızda gelişmeniz için önemlidirler. Burada tabii ders takip edeceğiniz için TOEFL skorunuz, iyi bir İngilizce bilginiz önemli. Aynı zamanda bir diplomaya ve banka teminat mektubuna yine sahip olmanız gerekecek. Yaz programlarında farklı araştırma, laboratuvar çalışmaları yapabilirsiniz. Yani hani bizim Türk şeyhanımız yaz okulu eğlence gibi değil ama daha akademik çalışma yapabileceğiniz yaz programları vardır. Bu tarz programlarda tabii burs bulmanız zor. Yani imkansız da bir ama çok zor olur tabii ama sizin tanıdığınız bir hoca vardır, sizin alanınızda yaptığınız farklı başarılarınız vardır. O zaman ön plana çıkarsanız belki de size burs verebilirler. Her gün için sormakta fayda var. Admission ofislere yazarsınız. Bu anlamda hiçbir zaman çekinmeyin. Her zaman iletişim kurabilirsiniz bir şeylerle. Staj yaparken ne alanda staj yapmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Community service olarak ne yapılabilir sizce stajda? Community service şeyleri tanıdık mı? Toplum yararlı. Evet, toplum yararlı. Yani bir yaşlılar evinde bir hizmet olabilir, engelliler için yapacağınız bir çalışma olabilir, küçük çocuklara yönelik bir eğitim programı olabilir gibi farklı farklı alanlarda staj yapabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde yapabilirsiniz. Bunlar yine araştırmanız gerekecek şeyler tabii. Dil geliştirmek için yani ben çalışayım ama bu work and travel daha çok buna tabii uyan bir şey. Bu Büyükelçiliği bir programı. Orada work and travel'da gidip aynı zamanda dilinizi geliştirebiliyorsunuz tabii ki. Ya da alanımla ilgili ben iş tecrübesi etmek istiyorum dersiniz. Tabii hazırlayacağınız CV amacınıza yönelik olmalı. Çünkü bu CV'nizi çok önceden tabii zamanında göndermeniz gerekiyor. Bizim Ankara Merkez Ofisimizde ve İstanbul Ofislerimizde mini kütüphanelerimiz var ama Amerika ile ilgili birçok kaynağı bulabileceğiniz kütüphaneler bunlar. Yolunuz Ankara'ya düşerse ve İstanbul'a düşerse her zaman gelebilirsiniz. Kitapları incelersiniz. Bu kitaplarla ilgili bir kitabımız mevcut. CV'nizi yollayın demiştik zaten ve her zaman olduğu gibi erken başlamakta fayda var. Evet, sunumun bu kısmı da bu kadardı. Artık sonuna geldik. Bizim iletişim adreslerinizi görüyorsunuz. Ben Ankara Merkez Ofisi'de eğitim danışmanı olarak görev yapıyorum. Ülke Hanım İstanbul Ofisi'nizde. Bize her zaman için görmüş olduğunuz e-mail adreslerinden ulaşırsınız. Bu aralar belki hemen cevap yazamayız çünkü geziyoruz ama her zaman için en geç bir hafta içinde sizlere geri dönüş yapıyoruz. Yine telefonla